Ayak şişmesine ne iyi gelir? Nasıl geçer? Ayak şişmesinin inmesi için bol sıvı tüketimi, kompresyon çorapları giymek, ayakları epsom tuzu içeren soğuk suda bekletmek, kısa süreli ayakları kalp hizasının üzerinde tutmak, magnezyum ve potasyum içeren besin ve takviyeler almak, daha az tuz kullanımı ve sağlıklı kiloda bulunmaya çalışmak önemli rol oynamaktadır. Ayak şişmesini evde geçirmenin yolları şöyle sıralanır: Bol su tüketin vücuda yeterince su alınmaması, vücudun suyu daha fazla tutma eğiliminde olmasına neden olur. Suyun bir noktada toplanması da ödem dolayısıyla şişmeye neden olur. Bu nedenle bol bol su içmeye özen gösterilmelidir. Epsom, tuzlu soğuk suda ayakları dinlendirin. Ödem giderici özelliği bulunan Epsom tuzunun ilave edildiği suda Ayakları bekletmek, ayakta oluşan şişliği ve iltihaplanmayı azaltmaya yardım eder. Buz tedavisi uygulayın. Ayak şişmesinin olduğu bölgeye gün içerisinde sık sık 20 dakika olacak şekilde buz uygulaması yapın. Doğrudan deriye buz uygulaması yapmayın. Cildi korumak için ince bir havlu arasına sarıp şiş olan bölgeye öyle uygulayın. Ayakları kalp hizasının üzerinde tutun uzanırken veya oturur vaziyetteyken bir minder yardımı ile ayaklarınızı yükseltip ayakların kalp hizasının üstünde kalmasını sağlayın. Kan akışına yardımcı olacak olan bu yöntem şişliğin inmesine yardımcı olacaktır. Magnezyum ve potasyum besinler ve takviyeler alın. Vücutta sıvı tutulmasının nedenlerinden biri de magnezyum eksikliğidir. Badem, kaju, ıspanak ve patates gibi magnezyum içeren besinler ve takviyeler alabilirsiniz. Yine potasyum eksikliği de tansiyon ve vücutta sıvı tutulmasına neden olur. Kuru kayısı, mercimek, portakal suyu ve fasulye gibi potasyumdan zengin besinler ya da potasyum içeren takviyeler almaya özen gösterin. Tuz tüketimini azaltın. Tuz içeriklerinden biri olan sodyum vücudun sıvı tutmasının temel nedenlerindendir. Özellikle 60 yaş ve üstü kişilerde sodyum alımı ayaklarda şişmeye neden olur. Vücuda giren sodyumu azaltmak dolayısıyla bundan kaynaklı oluşan şişliklerin de inmesiyle sonuçlanacaktır. Kilonuzu sağlıklı düzeyde tutun. Obezite vücutta oluşan ödem ile ilişkilidir. Vücut ağırlığı kan dolaşımını etkilediği için alt ekstremitelerde şişliğe neden olur. Yine vücut ağırlığının fazla olması yürürken ağrı meydana getirebilir. Kompresyon çorapları kullanın. Ayak şişmesini azaltmanın bir diğer yolu şişmenin olduğu bölgeye baskı uygulamak olacaktır. Elastik bant ya da çorap yardımıyla dolaşımı azaltan malzemelerden yararlanarak ayak şişmesini azaltabilirsiniz. Ayaklarınızı dinlendirin. Ayak şişmesi olduğunda oluşan bölgeyi dinlendirmek için şiş ayak üstüne basmamak gerekir bir ya da iki gün boyunca ayaklara ağırlık oluşmayacak şekilde dinlenmek, ayak şişmesini hafifleterek iyi gelecektir. Alçak, topuklu ve rahat ayakkabılar tercih edin. Günlük yaşamda topuklu ayakkabı tercih etmek, ayakların şişmesine neden olarak ödem oluşturur. Bu durumu engellemek için rahat ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Ayak şişmesi bir yaralanma sonucunda meydana geliyorsa, İç kanama riskine karşı uzman doktora başvurmak doğru bir tercih olacaktır. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.